Yılı Çapkın yeni bölümünde Seyran Korhanların büyük bir sırrını öğrendi ve aslında Halis Korhan markasının bütün tasarımlarını Latif'in yaptığını öğrenmiş olduk. Geçen bölümde hatırlarsanız Ferit de Seyran'dan tasarım için yardım istemişti ve ilk tasarımını da aslında Seyran sayesinde yapmıştı. Yani Ferit de tıpkı dedesi gibi aslında bir nevi Seyran'ın yeteneklerini kullandı diyebiliriz. Seyran'ın çizim konusunda oldukça yetenekli olduğunu zaten biliyoruz. Bunun yanında Kaya da aynı şekilde çizim konusunda yetenekli biri. Bu yüzden Ferit şu an her ne kadar kendi markasını kurmaya çalışsa da Seyran olmadan iyi bir tasarım çıkarması çok zor. Fakat Kaya bu konuda zaten yetenekli olduğu için muhtemelen ileriki bölümlerde Kaya ile Ferit'in şirket arasındaki çekişmelerini de görmüş olacağız. Peki yeni bölümde neler olacak? Seyran Latif ile nasıl anlaşacak? Suna bundan sonra ne yapacak? Gelin incelemeye başlayalım. Tabii öncesinde kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle biliyorsunuz ki yakın zamanda Gaddar dizisi de yayına girecek ve Yalı Çapkını reytingleri eskiye göre düşüş yaşadığı için Gaddar dizisi erken bir tarihe alındı. Yani bir dahaki hafta Cuma günü yayında olacak. Bu yüzden haftaya dizinin reytingleri umarım Gaddar yüzünden düşüş yaşamaz. Çünkü Kızılcık Şerbeti ile zaten bir rekabet var ve Gaddar dizisinin de gelmesi bu rekabeti daha da kızıştıracak. Evet, devam edersek Seyran artık Halis Ağa'nın en büyük sırrını öğrendi ve Latif Efendi'nin aslında sadece sıradan bir hizmetli olmadığını da görmüş olduk. Seyran'ın Latif Efendi'nin dükkanını bulması tabii ki Korhanları zor duruma düşürecek. Çünkü Seyran büyük ihtimalle Latif Efendi ile işbirliği yaparak kendi tasarımlarını çıkarmaya çalışacak. Yani Seyran tam anlamıyla artık Korhanların rakibi olacak diyebiliriz. Zaten Esma ile olan sahnelerinde Esma'nın kendi ayaklarının üzerinde dur gibi sözler etmesi de ileriye dönük bir spoilerdı bence. Bu yüzden Seyran'ın kendi tasarımlarını çıkarması Ferit'i tam anlamıyla şoka uğratacak. Çünkü Seyran'ın bu konuda ne kadar yetenekli olduğunu biliyor. Peki Ferit ne yapacak? Öncelikle Ferit Seyran'a her ne kadar oldukça aşağılayıcı bir şekilde davranmış olsa da aslında içten içe hala Seyran'a ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Yine de yeni bölümde Nevra ile Ferit'in işbirliğinin devam ettiğini görüyoruz. Bunun yanında Ferit ile Nevra'yı burada kameraya alan kişi Seyran ya da Pelo değil. Çünkü penceredeki yansımaya baktığınız zaman tanımadığımız bir kişi olduğunu görüyoruz. Yani büyük ihtimalle bu fotoğrafı Ferit magazinlere vermek için bilerek çektiriyor olabilir. Zaten bu sahne sonrasında büyük ihtimalle AVM sahnesini izleyeceğiz ve Pelo ikisini gördükten sonra Ferit'i sorgulamaya gidecek. Tabi AVM'de Seyran'ın da bulunması ve palyaço kılığına girmesi aslında işten çok Seyran'ın bir planı da olabilir. Yani Seyran Ferit'e karşı koz kullanmak için AVM'de palyaço kılığına girerek başka bir şeyin peşinde gibi gözüküyor. Çünkü Seyran'ın para kazanmak için palyaçoluktan başka yapabileceği farklı yetenekleri var. Bu yüzden bu sahnenin tanınmamak için bir plan olması daha mantıklı geliyor. Peki Suna ne yapacak? Suna nihayet İfakat'ın gerçek yüzünü gördü demek istesem de bu zamana kadar aslında birçok defa zaten görmüştü. Buna rağmen İfakat'ın yanında olması zaten bir hataydı. Ancak falcı kadının Suna'nın aklına tekrar Ferit'i sokması gerçekten çok kötü bir sahneydi. Çünkü dizinin sürekli aynı döngüde tekrar etmesi artık çok sıkıcı olmaya başlıyor. Yani Suna zaten Kaya ile evliyken bir yandan Abidin'i de sevmeye devam ediyor. Bir yandan Ferit'i de sevecek hali olamaz herhalde artık. Bu yüzden bu sahne bence oldukça gereksizdi. Fakat falcı kadının İfakat'ın arkadaşı olduğunu düşünürsek İfakat bunları bilerek de söyletmiş olabilir. Evet dostlarım, sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.